Elimizde A'nın ürünlere dönüştüğü birinci dereceden bir denklemimiz olduğunu düşünelim. Zaman sıfırken A'nın belli bir başlangıç derişimi var. A sıfır. T kadar bir süre sonunda da A'nın o anda yeni bir derişimi olacak. A, T. Şimdi öncelikle bu tepkimenin hız denklemini yazalım. Daha önceki videolarda tepkime hızını A'nın harcanmasına bağlı olarak yazabileceğimizi söylemiştik. Yani buraya A miktarının birim zamandaki değişmesi diyebiliriz. A tepkimeye giren olduğu ve bu nedenle de derişiminde azalma olduğu için buraya bir eksi eklememiz gerekiyor. Böylece hız için pozitif bir değer bulmamızı sağlayacağız. Buraya ayrıca hız ifadesini de yazabiliriz. Bunun için hız eşittir hız sabiti k çarpı a'nın derişimi dememiz gerekiyor. Bu tepkime birinci dereceden olduğuna göre a'nın üssü de 1 olmalı. Bu kuraldan daha önceki videolarda bahsetmiştik. O zaman bu ikisini de birbirine eşitleyebiliriz, öyle değil mi? İkisi de hıza eşit olduğuna göre a'nın tükenme hızının yani a miktarındaki değişimin eksi değeri bölü geçen birim zamanın hız sabiti çarpı A'nın derişiminin birinci kuvvetine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Solda gördüğünüz ortalama tepkime hızı. Zaten bu nedenle anlık hız hesaplamak istediğimizde kalkülüs bilgilerimizi kullanmamız gerekiyor. O zaman anlık hız, eksi dA yani A'nın değişme hızının negatifinin birim zamana göre değişimine eşit olur. Yani burası da dt olmalı. Bu da K çarpı A'nın derişiminin birinci kuvvetine eşittir. Gördüğünüz gibi diferansiyel bir denklemimiz oldu. Bu tarz denklemlerin çözümü bir fonksiyondur. Tahmin edebileceğiniz gibi bizim bulacağımız fonksiyon zamana bağlı derişim fonksiyonu olacak. Yani en sonunda ulaşacağımız şey bu olacak. Ama öncelikle bu denklemi çözmemiz gerekiyor. İlk adım değişkenleri ayırmak bütün a'ları bir tarafa, t'leri de diğer tarafa koymamız gerekiyor. O zaman iki tarafı da a'ya bölerek başlayabiliriz. Demek ki sol tarafta artık d a bölü a var. T'leri diğer tarafta toplamak için de iki tarafı dt ile çarpacağız. Böylece sağ tarafta k çarpı dt olmuş olacak. Eksi işaretini de bu şekilde sağa ekliyorum. Sonuç olarak birkaç düzenleme ile kendimize integral almaya hazır bir hale getirdik değil mi? Değişkenler ayrıldığına göre sırada integral almak var. İki tarafında ayrı ayrı integrallerini alacağız. K sabit olduğuna göre onu integralin dışına alabiliriz. Şimdi neler yapabileceğimize bir bakalım. Neyin integralini alıyoruz? Zaman içinde düşünürsek, integrali sıfırdan t'ye kadar almamız gerekiyor. Derişim içinse başlangıç derişiminden t anındaki derişime kadar integral almamız gerekli. Öyleyse bunları denkleme yerleştirelim. Sağ tarafta sıfırdan t'ye kadar integral alıyoruz. Solda ise a'nın başlangıç derişiminden son derişimine kadar. Ya da son derişim yerine t anındaki derişimde diyebiliriz. Solda dA bölü A var. Bu terimin integrali alınınca doğal logaritma çıkması gerekiyor değil mi? Evet. Elen A. Bunu da başlangıç derişiminden t zamanındaki a'nın derişimine kadar hesaplamamız gerekiyor. Sağ tarafta ise daha kolay bir integral var. dt'nin integralinin sadece t olduğunu biliyoruz. O zaman burayı da yani eksi k çarpı t'yi sıfırdan t'ye kadar hesaplamamız gerekiyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey kalkülüs teorilerini kullanmak. Sol tarafta ln a t eksi ln a sıfır var. Sağda ise eksi k çarpı t. Bu yaptığımız integrali alınmış hız ifadesi yazımının sadece bir yolu. Bu gördüğünüz denklem bir kimya formül kağıdında birinci dereceden tepkimelerin integrali alınmış hız ifadesi olur. Yani daha doğrusu onu yazmanın bir yolu. Aslında bunu farklı şekillerde de ifade etmemiz mümkün. Bunu daha sonraki videolarda göreceğiz. Bu gördüğünüz denklemi bazı soruları çözerken kullanabilirsiniz. O zaman denklemi biraz daha düzenleyelim. Mesela başlangıç derişiminin Doğal logaritmasını sağ tarafa da ekleyelim. ln a t, yani a'nın t anındaki derişiminin doğal logaritması eşittir eksi k çarpı t artı ln yani a sıfır yani a'nın başlangıç derişiminin doğal logaritması. Bunu bu şekilde düzenlememin nedeni bu denklemi kullanarak bir grafik çizmek istediğimizde düz bir çizgi yani doğru elde edeceğimizi göstermek. Şimdi şöyle bir denklem düşünelim. Y eşittir mx artı b. Bu denklemin bir doğru gösterdiğini biliyoruz değil mi? Peki bu denklemdeki hangi değişkenleri eksenlere yerleştirmemiz gerekiyor? Mesela y eksenine a'nın doğal logaritmasını koyabiliriz. O zaman x eksenine de zamanı koymamız gerekir değil mi? Aynı zamanda doğrunun eğimi olduğunu da bildiğimiz m'nin eksi k'ya eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. B ise tabii ki çizginin y eksenini kestiği nokta yani kesim noktası olacak. Bu da tabii ki elen A0 a sıfıra yani a'nın başlangıç derişiminin doğal logaritmasına eşit olacak. Hemen buraya çabucak bir grafik çizelim. Burası y ekseni olmalı değil mi? Evet. Burası y ekseni. Burası da x ekseni. Öncelikle bu eksenleri adlandıralım. y eksenine elen at'yi yani a'nın t anındaki derişiminin doğal logaritmasını koymamız gerekiyor. Bu durumda x ekseninin de zaman olması lazım. Şimdi denklemin grafiğini çizdiğimiz zaman bir doğru elde etmemiz gerekiyor değil mi? Grafik bir doğru olmalı. Sanırım ben de buraya o şekilde bir çizgi çekebilirim. Yani sadece düz bir çizgi çekmem gerekiyor. Aynı bu şekilde. Burası y eksenini kestiği nokta. O da A'nın başlangıç derişiminin doğal logaritmasına eşit. Yani bu da doğrunun ekseni kestiği nokta A'nın başlangıç derişiminin doğal logaritmasına eşit. Doğrunun eğimi neye eşitti? Doğrunun eğimi yani m eksi k'ya eşitti. Bu doğrunun eğimini hesaplayacak olursak, bu eğim eksi k'ya eşit olmalı. Başka bir deyişle, eğim bularak hız sabitini bulabiliriz. Yani, a'nın derişiminin doğal logaritmasının birim zamana göre değişiminin grafiğinden elde ettiğimiz doğrunun eğimi, bize hız sabiti k'nın negatif değerini veriyor.